Türk Hava Yolları. Türk Hava Yolları'nda da aslında uzun zamandır burada da uyuyan dev geçtiğimiz yıl uyanmıştı. Geçen yılın Ekim ayında yaklaşık olarak bir iki evet 3,5 yıllık düşüş trendini kırmıştı. Ben bu yayınlarımızın bir tanesinde yine bu hisseyle ilgili bu tarzda ciddi bir yorum yapmıştık. 3,5 yıllık yani tamam aşağı yukarı geçen yıl bu 14'lü fiyat seviyelerindeyken bu bizim dikkatimizi çekmişti. 3,5 yıllık alçalan trend bu hissede kırılmıştı. Yaklaşık 10. ayda. Ondan sonra arkadaşlar 14 seviyesinden şu ana kadar çok kısa bir süre içerisinde 36'ya kadar geldi. Şimdi bu hisse biraz daha değişik bir hisse. Yani hem havacılık yönü var, hem kargo taşımacılığı var. Havacılık açısından baktığımızda işlerin zayıf gittiği fakat iyiye gitme potansiyeli yoğun yani yüksek olan bir hisse sektör. Çünkü pandemi bitiyor artık. Diğer taraftan kargo taşımacılığı ile ilgili de çok ciddi bir noktaya geldi. Şirket çok büyüdü. O yüzden beklentiler de çok fazla var. Şimdi burada şirketin biraz daha kendi içinde yeni alkarızlar da söz konusu olabilir. Yani bu kargo taşımacılığı kısmını ayırması söz konusu olabilir. Yani önümüzdeki süreçte çok farklı senaryolarla karşı karşıya gelebiliriz. Ama bunların hepsinin şunu unutmayalım. Türk Hava Yolları'na yarayacağını da unutmamak gerekiyor. Ana şirket çünkü. İçinden neyi alırsanız alın sonuçta iştiraki olacak. Bu durumda ben uzun vadede yükselişin devamını bekliyorum. Ama kısa vadede şu anda ortalamalardan çok fazla uzaklaşmış olmasından dolayı özellikle endeksten bağımsız hareket ediyor olmasından dolayı burada belki biraz daha yataya girebilir. Kısa vadede benim dikkat edeceğim nokta 37 seviyesi hatta 36.90 kırılırsa burada yükseliş 40'lara doğru ivmelenebilir. Ama burası kırılmadığı sürece düzeltmelere de yakınız. Aslında iki yönlü de olasılık çok yüksek. Şimdi böyle durumlarda sektörü biraz irdelemek lazım. Hangisi önde, hangisi geri kalmış durumda? Mesela Pegasus'a baktığımızda hisse senedi bilanço performansı açısından Türk Hava Yolları'na göre kıyaslanamayacak noktada daha geri kalmış durumda. Fakat bu böyle olacak diye bir kural yok. Yavaş yavaş bunların fiyatlara yansımasını biz görebiliriz önümüzdeki süreçte. O yüzden mesela son zamanlarda Pegasus'un mesela bugünkü atağından mesela anlayabiliriz. Biraz daha yukarı yönlü yükseliş eğilimini arttırabilir. Yani Türk Hava Yolları'na göre biraz daha agresif, bağımsız, yukarı yönlü hareketler yapabilir. Dikkat etmek lazım ama dediğim gibi Türk Hava Yolları'nda tren devam ediyor şu an için.